Benim yeni arabam bu. Kapatayım seni, sen içeriden aç sonra kendini. Kapattım onu. Kitledim. Araba çalışıyor. Anahtar elimde. Araba çalışıyor. Bu arabadan memnun musun? Gidişatı nasıl? Savuruyor mu? Arabadan memnunum. Sabah hızlanmasına hiçbir problem yok. Çok da güzel gidiyor. Kayıtta kanalına hoş geldiniz. Bugüne kadar hayatında yaşadığın en korkunç, en üzüntü verici, en endişeli olay ne derseniz ben bu hafta yaşadığım olayı söylerim. Biliyorsunuz abimle bir sürü videolarımız var. Abim Ukrayna'da yaşıyor ve ben de okulum dolayısıyla Ukrayna-Türkiye arası gidip geliyorum. Geçen gün yine abimi arayayım, biraz sohbet edelim, biraz konuşalım dedim. Abimi aradım ancak telefonu açan olmadı. Annem de beni ziyarete gelmişti, annem de aradı, açmadı. Sonra babam ulaşmayı denedi ve açmadı. İyice endişelenmeye başladık. Annem dedi bu işin içinde bir şey var. Aradan 2 saat geçti. Abimin eşi Natalie bize bir fotoğraf ve video gönderdi. O zaman zaten hani kafamın içindeki hengame, annemin ağlaması, ne olacağını, ne yapacağımı cidden şaşırdım. Cidden yapacak bir şey bulamadım. Ve size o zaman görüntüleri izleyelim, fotoğrafları izleyelim ve onlar üstünden yorum yapalım. Ben de fotoğrafları gösterirken, videoları gösterirken olayı size kısaca anlatayım arkadaşlar. Yaklaşık 100 km hızla arkadan abime çarpıyor arkadaşlar. Ya bu insanlık değil, bu bildiğiniz öldürmeye teşebbüs arkadaşlar. Baksanıza şu görüntülere. Abim de o şiddetle önündeki araca çarpıyor ve ondan sonra bariyere çarpıyor. Şimdi fotoğraflara bakalım biraz. Arkadaşlar şu arabanın haline baksanıza, Allah aşkına araba ne hale gelmiş ya. Ya yemin ediyorum bu insanlık değil. Hani neden değil diyorum, kazadır olabilir diyeceksiniz ama olayın arka yüzü çok farklı. Gördüğünüz gibi araba arka koltuğa kadar girmiş arabanın arkası. Yine yandan çekin baksanıza, arabanın arkası yok. Bu da arabanın önü arkadaşlar, dediğim gibi önce öndeki arabaya sonra bariyere çarpıyor. Bu da çarpan arabanın hali arkadaşlar. Zaten adam kemer de takmıyormuş. Gördüğünüz gibi kafasını cama vurmuş. Camda izi var. Hatta şöyle göstereyim. Tam şurası. Arabanın ne plakası, ne tamponu, ne ön tamponu, ön, arka, her yer gitmiş arkadaşlar. Her yer. Yani abimin buradan canlı çıkması bir mucize. Ama neyse ki abim kurallara uyan adamdır. Kendi can sağlığını düşünen adamdır. İşte kemerini takmış. Ondan sonra araba airbagleri açmış falan derken abim yara almadan kurtuldu. Arkada hemen Natalie'yi görüyorsunuz. Burada da Natalie var. Natalie'nin yüzündeki ifadeye dikkat çekiyorum arkadaşlar. Gayet gergin ve üzüntülü duruyor. Zaten bize görüntüleri yolladığında, telefon ettiğinde de ağlıyordu. Bu da arabanın önden görünümü arkadaşlar. Arabanın dikkat ederseniz farlarından biri kısalmış. Yani nasıl bir şiddetse artık o. Uff. Ya bu arabada çok anımız var arkadaşlar, inanılmaz anılarımız var. Bu arabada bir sürü şey yaşadık biz, bu arabanın videosunu çektik. Bu arabayla bir sürü şey yaptık ve böyle mi olması gerekiyordu yani, bu muydu?
Bu da arkadaşlar çarpan araba. Şu plakayı görürseniz eğer Dnipro'ya giden olursa, yani bu araba zaten burada da, eğer bu arabayı görürseniz arkadaşlar, olur da bu araba tekrardan trafiğe çıkarsa, sürücüsünü lütfen Türk usulü bir güzel benzetin arkadaşlar. Şu hale bak ya, şu hale bak ya. Evet, bu da arabanın çekiciye koyulduktan sonraki hale. Araba diye bir şey kalmamış, arabadan eser kalmamış ortada. Evet, bu da başka bir fotoğraf yine. Bu da arabadan kalan son şey arkadaşlar. Arabadan abimin eline tek plaka kaldı. Ama ben yine şu açıdan umutlu bakıyorum. Abime bir şey olmadı hani. Cana geleceğine mala gelsin. Ama yapılan, yani bu kaza direkt öldürmeye teşebbüs. Bu da abimin çarptığı Camry, Toyota Camry. Bu da arkadaşlar abim nasıl bir şiddetse şu arabadaki hasara bakın. Yani abime çarpmanın şiddeti ve fren basıyor abim. Arabanın hali bu. Arkadaşlar bu bulduğum görüntü de oradaki haber kanallarının birinden ölümcül kaza olarak büyük başlık geçmişler. Oradan aldığım bir görüntü arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Çarpan adam ne kemer takıyormuş ne bir şey yapıyormuş. Ve çarpan adam arkadaşlar şu an yoğun bakımda. Hayati riski çok yüksekmiş. İşte yerde kanlar falan vardı. Ve arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? Adam alkollüymüş. Daha önce de alkollü araç kullandığı için arkadaşlar ehliyeti alınmış ve geri verilmiş daha sonra. Ve bu adam alkollü, alkol sınırlarını aşmış, alkol sınırı yok yani yürüyemeyen adam araba kullanmaya kalkmış. Abim diyor ki arkamdan geldiğini fark etmedim bile, fren bile yapmadı. Yani o şiddetle 100 kilometreye yakın bir hızla çarptı arkadaşlar. 100 kilometreye yakın. Zaten önü de bu halde arabanın. Adama üzüldüm mü? Üzülmedim. Ya arkadaşlar bu resmen insanı öldürmektir. Bizim o gün yaşadığımız şiddeti, endişeyi, yani tarif edemem. Düşünsenize, empati yapsanıza size böyle bir şey olduğunu. Abimle konuştum zaten arkadaşlar. Abim dedi ki o adam orada baygın olmasaydı, suratı kanlar içindeymiş. O adam orada baygın olmasaydı ben zaten onu dövecektim de. Şu arabayı lütfen, lütfen şu kurallara uyun. Lütfen alkol kullanarak araba kullanmayın alkol kullandıktan sonra. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar karmaşık duygular içerisindeyim ki, o kadar durum karışık ki. Bizim o gece ailecek yaşadığımızı hiçbiriniz anlayamazsınız arkadaşlar. Ve bu şimdi belki bir şey olmadı. Ya yaya olsaydı orada? Ya bir yaya olsaydı, sen bir yayaya çarpsaydın? Ve çocuk, bir evladı. Yapmayın, yapmayın. Bunun gibi olduğu sürece insanlar tehlikede, insanlık tehlikede. Yani nasıl desem arkadaşlar, aklım almıyor, aklım almıyor. Ve abim de o şiddetle çarptığı Toyota'nın sahibiyle anlaşmış, bu adamı mahkemeye verecekler. Böylelerini değil mahkemeye vermek, hani değil yoğun bakıma almak, ibret olsun diye müebbet vereceksiniz arkadaşlar böylelerine. Hani biz de alkol içiyoruz, biz de alkol kullanıyoruz, ama alkolün damlası ağzımıza girdiği anda o marşa basmıyoruz. İnsanların canıyla kimse oynayamaz. Sen insanların canıyla oynayamazsın. O adam, keşke o adamla karşılaşsan. Size de plakayı gösterdim. Keşke o adamla karşılaşsak arkadaşlar. Sen insanların canına kastedemezsin. Ya abime bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti? Hayır, kim verecekti? Arkadaşlar bunları sizle paylaşmak istedim. Çünkü bundan çıkartılacak ders var. Çünkü hala anlamayan, trafikte bunları çok sanıp İşte makas atanlar, alkolle araç kullananlar, araçla böyle artistik yapacağım derken kazaya sebebiyet veren, insanların canına sebebiyet veren adamlar var. Gerçi adam demeye bir şahit ister. Yapmayın arkadaşlar lütfen. Uyarın. Yani bu bir ders olsun. Anladınız mı? Şu an bir şey olmadı. Ama bu bir ders olsun. Hepimize ders olsun. Lütfen bu videoyu izleyenler, lütfen çevrenizdekileri uyarın. Ben bu videonun izlenmesi derdinde değilim zaten. Bunu çekme amacım da birbirimizi uyarmak. Lütfen. Lütfen daha düzgün araba kullanalım. Lütfen kurallara uyarın. Kimsenin canı öyle alınmıyor arkadaşlar. Kimsenin canına kast edemez kimse. Arkadaşlar daha diyecek söz bulamıyorum. Sinirden konuşamıyorum da. Kapatıyorum burada arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz sinirliyim, agresifim. Ama yaşadığım olay beni böyle yaptı. Böyle oldu. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.